Evrenin sınırsızlığı ve uzayın aklın sınırlarını zorlayacak kadar çok olduğu bilim insanları tarafından çokça dile getirilen olgulardan bazıları. Peki Güneş'ten bile kat kat büyük milyarlarca yıldız nasıl oluyor da uzayı aydınlatamıyor? Soru gayet basit gibi görünebilir. Fakat bu sorunun yanıtı hiç ama hiç kolay değil. Zaten bilim insanları bu sorunun cevabını ancak 20. yüzyılda çözebilmişlerdir. 20. yüzyıla kadar geleneksel evren anlayışı evrenin sonsuz ve statik bir yapıya sahip olduğunu kabul ediyordu. Ancak bu düşünce ile beraber bir sorun ortaya çıkıyordu. Çünkü eğer evren başlangıcı olmayan, sonsuz ve durağan bir yapıya sahip olsaydı, gökyüzüne baktığımızda her noktaya bir yıldızın denk düşmesi gerekiyordu. Bu da gökyüzünün geceleri gündüz gibi parlaması anlamına geliyordu. Zaten evrende buna yetecek kadar ışıldayan madde de mevcuttu. Ancak buna rağmen gece fevkalade karanlık. Johannes Kepler, Edmund Halley gibi birçok bilim insanı yüzyıllar boyunca bu soruya cevap bulmaya çalıştı. Dünya atmosfer ile çevrilidir. Atmosfer içerisinde su damlacıkları, gaz ve tozlar bulunuyor. Güneşten gelen ışınlar atmosfer içerisindeki bu maddelere çarpar ve her yöne dağılır. Dağılan ışınların cisimlerden yansıyarak gözümüze gelmesi sayesinde cisimleri ve onların sayısız tondaki renklerini görebiliyoruz. Yani eğer uzayda ışığın çarpıp gözümüze geleceği bir durum olmazsa etrafı karanlık görürüz. Uzayın boşluk olduğunu düşünürsek bu durumu anlayabiliriz. Örneğin Ay'dan Dünya'ya bakıldığında Ay'ın atmosferi bulunmadığından etraf karanlık görünür. Beyin yakan kısım burada başlıyor. Eğer tüm evrendeki milyarlarca yıldız çevresine ışık saçıyorsa, dünyadan bakan birinin evreni karanlık değil aydınlık olarak görmesi gerekmez mi? Fakat bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bu durum Olbers paradoksu olarak biliniyor. Bu paradoks Heinrich Olbers tarafından 1823 yılında ortaya atılmıştır. Bu paradoksu çözmek için çok sayıda açıklama üretildi. Bunlardan en iyisi ve şu an geçerli olan açıklama, yani evrenin sonsuz olmadığını kullanarak yapılan açıklamalardır. Evren yaklaşık 14.7 milyar yaşında olduğunu biliyoruz. Yani bize sadece gezegenimize 14.7 milyar ışık yılı uzaklık yıldızları görebiliyoruz. Yani yıldızlardan çıkan ışık ışınları henüz bize ulaşmış değillerdir. İşte söz konusu paradoksun çözümü 20. yüzyılda evrenin sürekli genişleyen ve dinamik bir yapıya sahip olduğunun anlaşılmasıyla mümkün olmuştur. Bu bağlamda gece gökyüzünün karanlık olmasının sebebi evrenin bir başlangıcı olmasıyla paraleldir. Çünkü evrendeki birçok yıldızın ışığı henüz bize ulaşmamıştır. Eğer geleneksel düşünceye göre evren sonsuzluktan beri var olsaydı, evrendeki bütün yıldızların ışığının bize ulaşması için yeterli zaman geçmiş olacaktı. Böylece gece gökyüzü yıldızların ışığı sayesinde ışıl ışıl parlayacaktı. Uzayın karanlık olmasının bir diğer nedeni ise şu şekilde açıklanıyor. Işığın bir dalga boyu ve frekansı vardır. Işık yalnızca belli bir aralıktaki dalga boyunda görünür hale gelebiliyor. Bu aralıktan büyük ve küçük dalga boylarında ışığı göremeyiz. Işık kaynağı sizden uzaklaşıyorsa ışığın dalga boyu büyür. Evrenin genişlediğini ve yıldızların bizden uzaklaştığını düşünürsek, dalga boyu büyüyen ışık kırmızıya kayar ve görünür bölgenin dışında kalır. Bu nedenle gözle görülemez. Küçük bir örnekle açıklarsak, örneğin kaldırımda yürüyorsunuz. Bu sırada bir araba hızla size doğru geliyor. Araba uzaklaştıkça arabadan gelen sesin değiştiğini fark edersiniz. Bu etkiye Doppler etkisi adı verilir. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.